30 Kasım 6 Aralık Kova burcu nasılsınız? Evet, ben o sırada sizin haritanızı hallederken, çıkartmaya çalışırken şöyle demek istiyorum. Instagram sayfalarım Astroloji'den Ne Haber ve e-akkaya Official'dan bizi takip edebilirsiniz. Günlük burç yorumları, günlük ritüel ve dualarımız için iki sayfada da Astroloji'den Ne Haber sadece burçlarla ve ritüeller. Ama diğer sayfam siyasi vesaire şeylerle, dolar, euro vesaire şeylerle ilgili de aslında her iki tarafta aynı da. Biri astrolojiyle, biri hislerimle hareket ettiğim nokta. Özellikle bu hafta kendi enerjiniz çok yorgun ve geleceğe karşı hiçbir hayali olmuyor, olmayacak gibi hareket edeceksiniz. Sanki bütün problemler sizin üstünüzde. Yani yan tarafta bomba patlasa benim kapımda bulur dediğiniz bir haftanın enerjisine giriş yaptı. Ne oldu kız kova? Ya da ne oldu oğlum? Ne oldu beyefendi demek istiyorum. Yo, bence siz yeni çağın ayak seslerini geçmişi kapatıp yeni siz yaratacağınız için o psikolojinizi iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Diyor ki yeni bir kova burçları, yani sizlere söylüyorum. Öyle güzel bir hayat başlayacak ki siz de gümbür gümbür geleceksiniz. Hem dünyaya ders vereceksiniz, hem de size inanmayan insanlara ders vereceğiniz bir döngüye giriş yapacaksınız. O yüzden Aralık'tan sonra sizden korkulur değerli kova burçları. Yani böyle gözüm dönüyor ama neyse. Şöyle söyleyeyim, iş hayatınızla alakalı noktada bazı insanlar sizi gerçekten çekemiyor ve yerinizi ve alanınızı kaydırmak isteyen insanlar var. Hiç kulak ardı etmeyin. Çünkü yöneticiniz ya da bulunduğunuz insanlar sizin başarınızı. Çünkü siz gruba ve konuşma üslubunuz, duruşunuz, ifadeniz ve IQ, anlatım IQ'nuz çok güzel. O yüzden kimsenin size işinizde hiçbir şekilde zarar görmüyor. Hatta yükselişleri de çatır çatır yapacaklar. Parasal evrede sizi mutlu etmedikleri için bu konuda biraz gergin olabilirsiniz. Sanki Aralık 3 yani 6 Aralık'tan 3 hafta sonra paranızla alakalı güzel diyaloglar, bu konuları da gerçekten masaya yatırıp hak ve adalet dediğim noktada da bu başarıyı sağlayacaksın. Ve uzun süredir işsiz olan ve devletten haber bekleyen, yani ben asker mi öğretmenliği yapamadım, var mı polis mi olayım diyen, evet git polis ol canım benim, kız evrak fark etmiyor. Yani boyunuz, fiziğiniz uygunsa polislik alanında açıklıklar var. Bu en azından bununla ilgili başvurular yapın, hak ettiğiniz evreye giriş sağlayın diyorum. Ailenizle alakalı bazı ortak paralar var. Yatırım mı yapalım? Şu ara yatırım yapmanız uygun olabilir mi? Evet olabilir ama nakite de ihtiyaç duyabiliriz. Yani çok az kenarda bırakmanız lazım. Aile parasını ziyan etmenizi istemiyorum. Geri kalanını yatırım evresine geçirmeniz lazım. Evlenmek isteyen ve uzun süredir sevgilim artık bu konuyla ilgili bir ileri bir geri, bir istiyor bir istemiyor. Ben bu ilişkide neredeyim, bitireyim mi bitirmeyeyim diyen kişiler biraz daha sabredeceksiniz. Ocak ayı sizin için evlilik konuşmaları gündeme gelecek. Özellikle de büyük kurumsal firmada çalışanlarda konum, teknolojik evrede çalışan bazı kova burçlarında konum değişikleriniz çok iyi olacak, sizi mutlu edecek. Özellikle kendinize küçük kıyafet, ne bileyim tabak, çanak atölyesi açmak isteyen, atölyesi açmak isteyen kovalar, bu konuyla ilgili başlangıç yapın. Bunlar size hem Instagram sayfanız hem YouTube'da kendinizi tanıtıp çok büyük başarılar, aydınlığa ereceksiniz. Tarım değil de toprak, emlak ya da bu tarz işlerle uğraşan, emlak piyasasıyla uğraşan kova burçlarında bu dönem çok ciddi satışlar artacak ve güzel kazançlar sağlanacak olarak gösteriyor. Özellikle sevgilimden isyan ettim. Bu adamın bana ev alacağı yok, şunu yapacağı yok. Ben bu adamı bırakayım mı diyorsanız, yani eğer ki ikinci alternatifim varsa bırak diyeceğim, ayıp olacak ama yani niye bırakıyorsun? Adam bakıyor sana, kiranı, her şeyini ödüyor. Neyin kafasına girdin? Yani bu adam da seni seviyor. Sen doyumsuzsun. İlk önce bu doyum enerjiniz ya da kadın yapıyorsa, aynı şekilde kadının laflarını söylüyorum. Bir de uzun süredir aileler arasında birkaç dönümlük bir yer var. Bunu ne yapar? Bence organik tarıma çevirin. Yani bir şey yapın, yeriniz kıymetli, toprağınız kıymetli. Bunu ihmal etmeyin diyorum. Bir de sağlık konusuyla ilgili sizin bir estetik düşünceniz var. Vücut yapınızda midemiz büyüdü. Yani kilo aldım, mide operasyonu geçirip falan, ben bu Covid'de geçirmenizi uygun görmüyorum ama yemenizi, içmenizi, ağzınızı kapatırsanız biraz vücudunuzun da enerjisi normale döner. Çünkü sizin gizli tansiyonunuz ya da gizli şekeriniz olabilir. Bu ileride size sıkıntı ve rahatsızlık verebilir.
Büyük, özellikle bir mal almak ve aileyle ilgili ortak bir mal konusunu gündeme getireceğiniz olaylar var ama sanki bu Ocak ayı, yani 27-28 Aralık'tan sonra gerçekleşecek. Bu da iyi olacak. Dediğim gibi size çağ güzel geliyor. Bunu güzel değerlendirin. Paranız ve her şeyiniz bereketlenecek. İnançlarınızda biraz karışıklık olabilir. Bunları toparlayın değerli kova burçlarım.